Merhabalar arkadaşlar, ismim Hatice Ötün. Access Bars kolaylaştırıcısı, FaceLift kolaylaştırıcısı, yaşam ve öğrenci koçuyum. EFT terapisti ve Refik Korkmaz bilinçaltı mucize eğitimi eğitmeniyim. Neden bunları başta söylemek istedim? Bazı arkadaşlarımız kim olduğumu merak ediyorlar ve hangi alanlarda eğitimler, seminerler, seanslar yaptığımı ve verdiğimi soruyorlar. O yüzden böyle bir kısa bir geçmek istedim. Bugün bu videomda sizlerle korku ve sevgiden bahsedeceğim. Evet, iki tane güçlü enerji. Biri korku, diğeri sevgi. Aslında bizler yaratılışımızda sevgi enerjisiyle var oluyoruz. Çünkü yaratıcının, ilahi kaynağın, evrenin titreştiği enerji sevgi enerjisi. Fakat dünyaya geldikten sonra, bebeklik döneminden sonra 8 yaşları civarında, 7-8 yaşlarında korkuyu öğreniyoruz. Bebeklere dikkat ettiniz mi? Anne baba uyarmadığında böyle sıcak bir çaydanlığın yanına bile apala yapalaya gidiyorlar ya da koşarak gidiyorlar. Ya da uçurumun ne olduğunu bilmiyorlar, koşa koşa gidiyorlar. Korkuyu bizler sonradan öğreniyoruz arkadaşlar. Bu korku enerjisi bizleri aslında olduğumuz potansiyelden alıkoyan çok güçlü bir enerji. Biz buna çağdaşça implant diyoruz. Şimdi hayatımızda en çok korkularımız neler, bir onlara bakalım mı? Hayatınızda neyin ortaya çıkmasından çok korkuyorsunuz? Hayatınızda en çok başınıza neyin gelmesinden korkuyorsunuz? Aman Allah korusun dediğiniz kaç tane korkunuz var? Peki bu korkularımızı şimdi değiştirip dönüştürmeyi seçer misiniz? Bu korkulardan özgürleşmeyi seçer misiniz? Her zaman olduğu gibi. Önce bir korkumuza bakalım. En büyük korkum nedir? Bunu soralım kendimize. Yalnızlık korkusu, tembellik korkusu, aciz kalmak korkusu, parasız kalmak korkusu, adı her neyse. Bir ona bakalım. Ve şunu soralım. İlk kez ben bu korkuyu kimlerden satın aldım? Bulmanıza gerek yok arkadaşlar. Kimlerden satın aldığınızı bilmenize de gerek yok. Biz burada sadece bu korkumu ilk kez kimden duydum ve kimden satın aldıysam içine bilinç katarak ait olduğu yere serbest bırakıyorum diyoruz. Ve bu korkuyla ilgili tüm bakış açılarımı ilginç bakış açısı yapıyorum. Benim yalnızlık korkum ilginç bakış açım. Benim yalnızlık korkum ilginç bakış açım. Benim yalnızlık korkum ilginç bakış açım. Bunu istediğiniz kadar söyleyebilirsiniz. 30 kez, 40 kez, ne kadar istiyorsanız. Ve arkasından da bu korkunuzu gözlerinizi kapatarak bir balonun içerisine koyun. Bu siyah bir balon olabilir. Yalnızlık korkusunu yazın o siyah balonun içerisine, beyaz bir tebeşirle. Sonra bu balonu gökyüzüne bırakın arkadaşlar. Tamamen kaybolduğunu görene kadar. Tamamen ortadan yok olduğunu görene kadar. Bunu yaptıktan sonrasında da başka bir balon canlandırın. İçinde güven olsun, içinde katkı olsun, içinde sevgi olsun. Ne yazmak istiyorsun sizi onurlandıracak? Sevgi enerjisini koyun. İnsanlar tarafından sevilmek, kendinizi sevmek, doğayı sevmek, yaşamı sevmek, bedeninizi sevmek. Sevgi enerjisini koyduğunuz o balonunuzda tepe çakranızın üzerinde tutun. Tabii bu balonumuz beyaz renkli olursa çok iyi olur. Şimdi o balonu patlatın ve tepe çakranızdan, yani başınızın üzerinden tüm bedeninize aktığınızı görün. Bütün bedeniniz sevgi enerjisiyle doluyor taşıyor. Tüm hücreleriniz, tüm eklemleriniz, tüm organlarınız, zerreniz, her zerreniz sevgi enerjisiyle titreşiyor şu anda. Ve o titreşen sevgi enerjisini yeryüzünün merkezine kadar indirin arkadaşlar. Yeryüzünde sevgi enerjisi titreşiyor zaten. Ve şimdi o enerjiyle birlikte genişleyin. Sadece genişlemeyi seçin. O enerjiyi bedeninizden dışarıya gönderin. Yani aksın, dağılsın, böyle bir su dağılması gibi, etrafına yayılması gibi o enerji etrafınıza yayılsın. Ve tüm dünyayı sarsın. Ve bu sevgi enerjisini 7-24 bedenimde titreştirmeyi seçiyorum. Bunun için neler mümkün diye sorun. Ve talep ettiğiniz anda, hazır olduğunuzu hissettiğiniz anda gözlerinizi açabilirsiniz. Tüm korkularınızdan özgürleştiğiniz, sevgi enerjisi titreştiğiniz, hayatınızda kolaylık, neşe ve ihtişamın ortaya çıktığı mucize ötesi günleriniz olsun canlar. Katkı dolu olsun inşallah. Hepinize kucak dolusu sevgiler.